Değerli izleyiciler, Afşin KPSS kursundayız. Bugün yeni bir uygulama var, onu konuşacağız. Ancak öncelikle KPSS kursumuz yeni açılmıştı. İlgi nasıl oldu? Bunları konuşacağız. Hocalarımla birlikteyiz. Zehra Hanım, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Siz bu kurumun müdürüsünüz. Evet. Şöyle soralım, yeni açıldık. Nasıl ilgi? Öğrencilerimiz böyle bir yer bekliyor muydu veya beklentileri karşılayabiliyor muyuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz Haziran ortası gibi açıldık. Yalnız açılışımız Ramazan'a denk geldiği için bir türlü doğru düzgün reklamımızı yapamamıştık. İlk başta tabii ilgi az oldu yani, çünkü reklam yapamadık, kimsenin haberi olmadı. Birçok öğrencimiz Elbistan'a kaptırdı. Yani Elbistan'a gidiyordu birçok öğrenci. Burada KPSS adına resmi hiçbir kurum yoktu. Biz bunun üstüne açıldıktan sonra reklamlarımızı yaptık. İlk başlarda çok az, 4 öğrenciyle başladık. Hani bayağı insan da böyle içeriyor, 4'ten fazla öğrencimiz olmayacak diye. Ondan sonra bir ay içerisinde 100 öğrenciyi buldu. Birdenbire, zaten en büyük reklamı öğrencilerimiz yapıyor. Öğrenciler öğrenciyi getirerek yapıyorlar. Öğrenciler memnun kaldıkça buraya aşırı bir ilgi oldu. Şu an sınav, orta öğretimin sınavı bir ay kadar ertelendi. Mesela şu anda bile aşırı derecede bir talebimiz var KBS adına. Uzman kadro ile eğitim veriyoruz. Evet. Doğru mudur? Ne kadar hocamız var? Şöyle söyleyeyim, her branştan ikişer hocamız var. Matematikten 3 hocamız var özellikle. Hoca kaderimiz çok iyi. Özellikle de yaşları genç olduğu için hocalarımız öğrencilerle diyalogları çok daha iyi oluyor. Yani dinamik bir kadromuz var. Yani hoca kadrosu olarak kendimize çok güveniyoruz. Özellikle öğrenciler hani gelerek, deneme derslerine katılarak da görebilirler. Biz bu konuda kendimize çok güveniyoruz. Evet. Şimdi biz Afşin KPSS kursu deyince sadece KPSS eğitimi veren bir kurs anlamına geliyor. Ama yeni uygulamalarımız var, yeni kurslarımız var. Evet. Bahsetsek iyi olur. Şimdi şöyle, biz KPSS adına resmiyiz. Zaten ismimiz KPSS olarak geçiyor ama biz Türkçe, matematik, geometri, tarih, coğrafya, vatandaşlık bütün dersleri verebildiğimiz için. Tamam. Yani bu da şu anlama geliyor, eşitarlık ve sözel bütün dersleri verebiliyoruz. Yani. Sayısal adına bir ders veremiyoruz ama eşitarlık sözel'e hitap ettiğimizden bizim AŞ'imizde bulunan öğrencilerimize eşitarlık ve sözel'e hitap edebilen hiçbir dershane yok maalesef. Evet. Bu yüzden biz de öğrencilerimiz dışarı gidip mağdur olmasınlar, özellikle de kış ayları geliyor sınavlarda diye. Mesela bu 11-12. Sınıf mezun öğrencilerimiz, bu üniversiteye hazırlanan öğrencilerimiz için özellikle bahsediyorum. KPSS kursumuza gelerek müfredatımız birebir neredeyse aynı. KPSS ve YGS müfredatı için bahsediyorum. Birebir benzer müfredat olduğu için burada KPSS'ye hazırlanarak aynı zamanda YGS'ye de hazırlanabilirler. Yani şimdi kendileri sınavı tercih edebilir. Biz KPSS'ye hazırlıyoruz ama aynı müfredat, aynı dersler olduğu için paket paket alarak, mesela aradan vatandaşlığı çıkararak aynı zamanda YGS'ye de hazırlanabilirler. Evet. Bununla bir problem var. Burada tabii ki ana amaç şu hocam, öğrencilerimiz başka ilçelere, illere gidip de mağdur olmasınlar. Mağdur olmasın çünkü kış aşırıları geliyor. Evet, bu çok önemli elbette ki. Peki, KPSS'ye hazırlanan, işte LGS'ye hazırlanan öğrencilerimize buradan bir mesaj, bir çağrıda bulunalım, bir mesaj verelim. Ne demek istersiniz burada? Biz öğrencilerimize, yani artık dışarı giderek mağdur olmasınlar. Yani biz burada elimizden gelen imkanı sağlıyoruz. Şu an reklamlarımızı da yaptık. Bir an önce erken kayıtlardan yararlansınlar. Bizim halkımızda okusun istiyoruz. Çünkü birçok köyden gelenler, veliler falan maddi durumları olmadığı için dışarı gönderemiyor çocuklarını. Ya da yatılı gönderemiyorlar. Yani biz şehrin merkezine açılarak en azından vasıta sorununu da çözmeye çalıştık. Tamam. Bir an önce gelirlerse, yani biz de kaliteli bir nesil yetiştireceğimizi düşünüyoruz. Aynen. Değerli izleyiciler, biliyorsunuz bu tür kurumlarda erken avantaj, erken kayıtların avantajı var. Bunu yaşıyoruz özellikle de. Ve hocalarımızın çağrısını biz yinelemek istiyoruz. Bir an önce gelsinler, KPSS'ye hazırlanan, LGS'ye hazırlanan öğrencilerimiz erken kayıt avantajlarımızdan da bir an önce faydalansınlar diyoruz. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.